Biz aslında bir çılgınlık yaptık ve Bali'ye gittik seninle. Evet. Aslında tatil yapacaktık fakat Evet. kurtlandık ve sen Evet. çalışmaya başladın. Ben seni görünce dayanamayıp ben de çalışmaya Evet, başladım ve evet. sen resim yaparken ben çektim. Evet. Sonra düşündük, taşındık ve böyle Neden bir küçük olmasın? sergi yapmaya karar verdik. Şu Evet. kadarlık bir sergi yapmaya karar Evet, verdik. evet. Ve bu kumaşı sen Buldum, seçtin. seçtim, evet. Çok Evet, o sevdim. dükkan nasıl bir dükkandı değil mi? Çok güzel bir İnanılmazdı. dükkandı. Bütün renkler böyleydi. Yani aslında Endonezya'yı, Bali'yi anlatan renkler Ben bunlar. sarı bence. Ve Sarı. feminen bir renk. Evet. Diş, Daha çok da kadınlar gördük zaten. ve zaten kadınların kostümü de bu renk sarıydı. Çok güzel bir sarıydı. O yüzden dedim ki biz de kadın olduğumuza göre dedim ki Kadın rengi bu seçelim dedim. resimlerimi ben senin de dilini bu kumaşa Çok iyi oldu. Ben çok heyecanlandım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde haber peşinde koşuyorum. Şimdi koyalım resim peşinde koştuk. İstersen dedim. Evet, başlayalım. Bunları başlayalım. üzerine yerleştireceğiz, Evet değil ama ne mi? güzel oldu. Aslında seninle çalışması da çok keyifli. Çünkü bazı şeylere şaşırıyor insan ama sen hani gazeteciliğin getirdiği de bir şey var biliyor musun? Bir dil. Ondan ikimiz gayet keyifli geçti. Evet. İlk hatırlıyor musun? İlk deniz kenarında bir tapınağa Evet, gittiğimiz. ilk gittiğimiz yer burası, değil mi? Şöyle nasıl yapalım? Şöyle Şöyle bir koyalım detay verelim istersen. istersen buradan. Öyle mi diyorsun? Evet, bir detay verelim. Bu ilk gittiğimiz tapınaktı ve bu tapınak ünlü bir tapınak. Üstelik denizin üzerinde. Evet. Değil mi? Evet. Onu en ortaya mı koysak acaba? Evet. Bence ondan başlasak Bununla mı? başlayalım. Çünkü o biraz böyle o tapınağın kapısı Evet, gibi oluyor. kapısı ve Şöyle böylece alalım. o Evet. tapınaktan Evet, böyle bir giriş yapalım. giriş yapalım, kapıya Defterimize girmiş giriş yapalım. oluyoruz. Evet. Efendim. Arkadan o bir pazar günüydü. O pazar günü hatırlıyor musun? Şey olmuştu. Birdenbire yine Ha, evet, bir törene törene rastladık. Evet, rastladık. Evet, böyle o bir törene ama koşaraktan gittik, giyindik hatta. evet. Endonezya'da törensiz gün yok zaten. O tören çok ilginçti. Biz bir de şunu hatırlatalım. Biz herhangi bir otelde kalmadık. Evet. Bali'nin bir semtinde bir evde kaldık. Evet. Benim erkek kardeşimin evi Evet. orası ve Evet. orada bir anda pazar günü Pazarda bir törene, fırladık. evet, ve nasıl rengarenk bir törendi, değil Evet, mi? salonlar Kadınlar, biz de o, evet, sarong Evet. giydik. Biz de onlara uyduk. Bu o törenden bir resim. Bu Evet. belki de ikinci gün olarak şuraya Koyabiliriz. koyabiliriz. Evet. Arkadan o orkestra var tabii. Evet, o orkestra Orkestra. müthişti ve ben böyle bir ses duymadım ömrümde. Yani inanılmaz. Bunu buraya Evet. mı koyalım? Evet, Ters orada böyle koyalım. koyalım. Şöyle yerleştirelim bunu Bakayım daha böyle. vardır tapınaklardan. Müzik öğrenen gençlerle karşılaşmıştık, hatırlıyor musun? Evet, evet, Yani evet, evet. müzik Endonezya'nın vazgeçilmezlerinden bir Evet, tanesiymiş. Orada onu evet. öğrendik. Evet, bir Evet, bir tapınak var tapınak böyle. daha. Sırf tapınak tapınak. Her Sonra taraf da tapınak. çok ilginç de bir genç bir kızla tanışmıştık. Evine girdik, meğer orayı tapınak sandık, meğer eviymiş ve o genç kız bize buradaki evlerin hepsinde birer tapınak olduğunu Olduğunu söyledi. öğrendik. Ufak tefek, büyük, ihtişamlı, küçük. Kardeşimin evinde de küçücük bir Evet, tapınak evet, vardı evet. ve Her insanlar, evde hani var. din tamamen inanç, insanların günlük hayatına yerleşmiş ve insanı rahatsız etmeyecek bir biçimde her gün yaşanan bir şey. Evet, Değil mi? orada çok hoşuma gidiyor. Gitti. Küçücük böyle bir bambudan, muz ağacından, muz yaprağından bir kutu gibi bir şey yapıyorlar. Pirinçler koyuyorlar, sigara koyuyorlar, çiçekler hatta Kurabiye çiçek. koyuyorlar, Evet, çiçek koyuyorlar. çiçekleri durdur Yani günlük koyuyor. Yap hayatlarında tap, kendi yap tap. Evet, tükettikleri evet, evet, her evet. şeyi koyuyorlar. O da çok güzeldi. Ben hatırlıyorum nerede yaptığını Evet, onu. evet, evet, evet. Şu da şey, Bu da yine bir tapınak. tapınaktan. Evet. Ama Evet. buna her gün rastlıyorsun. Bu Evet. çok güzel bir resim olmuş. Her Bir gün rastlanan kadına. sokakta bir kadın fotoğrafı bu. Evet. Bali'de. Bence bütün Endonezya'da böyledir. Evet, Değil mi? tütsüler Tütsüler var, var. çiçekler, Nasıl? koku. Yani Koku o beni çok kadar, etkiledi. evet. Nasıl tütsü kokuyordu? Bütün sokak tütsü kokuyor. Burada çok istiyordum gitmek. Resmi çok, gölge sanatlarını
çok merak ediyordum. Hı hı. Evet. Ubud'a gittik. Ubud. Ubud aslında Bali'yi meşhur yapan küçük bir kasaba. Evet. Hani turistik olarak Ubud sayesinde Bali bu kadar tanınmış, bilinmiş ve bu kadar sevilen bir yer haline gelmiş. Ubud'un da Ubud eşittir sanat diyebiliriz. Evet. Resim sanatı evet. Çok önemli ve işin ilginci Alman bir ressam, sanatçı tarafından Sprint. Ubud keşfedilmiş. Sprint evet, o, sen anlat istersen onu. Aslında çok sanatçı geliyor, Hollandalı geliyor. Hı hı. Aslında Ubud'u Balililer karar veriyorlar bir resim sanat şeysi yapalım diye. Merkezi yapalım diye. Hollanda'dan ressamlar çok geliyorlar, hı hı. Almanya'dan geliyorlar ve 1920'de şey olmaya başlıyor, Baliler, Bali'ye birçok yabancı sanatçı geliyor. Bunlardan biri Charlie Chaplin de geliyor, hı hı. O dönem. Hı hı. Ve oradaki sanat çok ilginç oluyor. Çünkü köy köy, resim köyü var, tahta Evet. köyü var, bijuteri köyü var, gümüşçü Hı. var, gümüş köyü var. El sanatları El köyü. sanatları köyü Bütün var. köyde bir sanat yapılıyor. Belli bir sanat dalı yapılıyor. Evet. Çok ilginçti. Bir de biz köylere yayan gittik. Evet. Yollarda Evet. insanlarla muhabbet ettik. Çaylar kahveler içtik. Evet. Ve sanıyorum benim Myanmar'dan sonra gördüğüm insanların en yakın ve sıcakkanlı olduğu evet. ülke bence Evet, Endonezya. Ve insanları çok etkiledi beni. Evet, İrlanda, Myanmar ve bence arkasından Endonezya geliyor. Hakikaten insanlar çok yardımsever, çok sıcakkanlı, çok iletişime açık ve hiç kavga yok, değil mi? Hiç Hiç kavga kavga yok. yok. Gölge sanatlarına baktığımız zaman Hinduların tabii destanları, kendi dini şeyleri var. Mahabharata var. Destanlarından, evet. Sözlü Ramayana var. hikayeler. Sözlü hikayeler. Ve aslında gölge sanatının önemi hem müzik var, hem destanda etkileniyorlar, hem dans var, hem orkestra var. Dolayısıyla çok sanatların, yani bizim o zamanın, belki bu zamanın, belki hani film sanatı falan gibi. Sonra İstersen. ressamlara gittik, atölyelerine gittik. Evet. Bugün yaşayan ressamlarına. Batuhan çok önemli, çok bir önemli merkezdi. Batuhan stili var zaten. Evet. Çeşitli çeşitli merkezler var ve o merkezleri gezdik, gördük. Mesela Batuhan'daki daha ziyade ormanı işlemişler. 15-16. yüzyıldan beri devam eden bir sanat akımı. Ve bunu öğrenmek, görmek, yaşamak çok önemli. Şimdi biraz daha ticarileşmiş tabii o Tabii her şey, zamanki gibi. Evet. İstersen bir de Batuhan'a gittiğimiz ilk gün bizi kim karşıladı? Maymunlar. Değil mi? Evet, sen maymunların da resmini yaptın. Maymunların ormanlarını yaptım. Evet, nasıl o ağaçlar inanılmaz güzeldi ve kökler, her şey yemyeşil ve maymunlar insanlara o kadar alışmışlar ki. Değil mi? Böyle hemen çantamızı çalmaya kalktılar falan. Oradaki yeşillik unutulmayacak kadar güzeldi. Bir şey vardı tabii. Bir de orada neydi, bir kumsalda herkes güneş batışı seyrediyor. Evet, Ne kadar güzel bir gün şey. Gün batımını seyretmek onlar için çok ilginç önemli. Bir gelenek haline gelmişti. Evet, herkes orada yemek yiyor. Ama gün bambaşka batıyor. Evet, kırmızı battı. Evet. Evet, ben hiç o rengi daha önce görmemiştim. Evet, ben de böyle görmemiştim. Böyle bir kıpkırmızı, evet, denizi, kırmızı denizi ve sarı. atlama, Yani. Evet, atlamayalım atlayamayan deniz. bir... denizi atlamayalım, denizsiz. Bali olmaz. Evet, senin dediğin gibi şeye geçebiliriz. Yalnız çok gürültü var, motosikletler. Evet. Ve motosikletler inanılmaz derecede böyle bütün caddeleri dolduruyorlar. Şöyle evet, öyle mi? Koyalım. Bunları sonra sonra üzerine. Bir de kuş mesela, kuş var. Herkes sabah uyandığımızda o kuş sesiyle, ben böyle yarım saat hiçbir şey yapmadan kuş seslerini dinlediğimi hatırlıyorum. Evet. Sen de öyle miydin? Evet, çok güzeldi. Formları da çok güzeldi. Yani kafes görüntüsü. Kafesler de bir sanat gibi, evet, değil mi? Evet, çok şık. Evet. Ve her evde de var aslında. Kuş ne kadar meraklılar, değil mi? Meraklılar, evet. Sonra kadınlar, işte kadınlar tütsü. Bizim kadınlar tütsü yapan. Evet, küçük şeyleri var. Hı. Meyveler var. Meyve tabii. Meyveler tabii.
Meyve sularını içtik, meyveleri yedik. Evet. Ve yemekler çok güzeldi. Evet, yemeğe Ben, geçelim. Hele o evet. evimizin oradaki lokantada, evet. Lokantada. Küçük bir pilav yediydim. Bu kızartılmış pilav. Evet. Bu lokanta bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Evet. Her gün gidip sen orada da çalıştın. Evet, evet çok görüntülerimiz sevdim. Görüntülerimiz de var. Ama ilk önce hemen geçerken ilk vardığımızda bu lokanta iyi olabilir dedim. Demiştin evet. 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 Bu bayağı güzel bir lokantaydı. Bu bir zincir lokantaymış. Neydi bizim yediğimiz pilava ne deniyordu? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Evet. Onu da unutmayalım. Efendim bu yine bir yaşlı kadınlar var. Çok, çok hoş. Evet. Ne güzel işler yapıyorlar ve onlar. Ve çalışıyorlar evet. sürekli. Evet. Yaşlı kadınlar çalışıyorlar. Ben Myanmar'da da öyle görmüştüm. Cadde, sokak inşaatında kadınlar çalışıyorlardı. Yani kadınlar aslında toplumsal hayatın tam içinde Evet, yer alıyorlar. Yaşlılara karşı da özel bir ilgi var, değil mi? Evet. Efendim bu da kumaş. Kumaşlar. Evet, çok batikler. Kumaş aradık. Evet. Çok kumaş aradık. Çünkü gerçekten bu kumaşta olduğu gibi bütün kumaşlar çok güzeldi. Evet. Fakat galiba biraz naylon, Evet, sentetik evet, takmaya başlamışlar. evet. Hani hiç o biraz hayal kırıklığına uğradık Evet, kumaş evet. Batik, arayışımızda. eski batik o kotonun üstüne kalkmış. Şöyle yapalım. Kumaşa Efendim. bir yer bulalım. Evet. Bu da şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Bu da hatırlıyor musun? Şeye gittiydik. Arma Müzesi'ne. Ay Arma evet. Arma Müzesi'nde Müzesi'nde Ubud. bahçesi çok güzel Evet. olan Bahçesi çok güzeldi. bir Ubud'da. Bir müze de Evet, harikaydı. müze harikaydı. Hep bir Sen böyle bir galerilere müze gittik. görmedim Evet, demiştin, değil mi? görmedim. Hakikaten görmedim. Ben bu kadar keyifli bir müze görmedim. Evet. Çok Çok güzeldi. güzel. Bir de oteli vardı. Evet. İnsanlar Evet. kalabilirler. Evet. İstersen şunu Evet, onu daha doğru bitmemiş olan Pagan Asrimiz'in üzerine bir koyalım. koyalım. Bu da Evet. pirinç son Tarlaları. bitirirken Evet. pirincimizi de yedik ve de Pirinç tahmin ettiğimizden daha besleyici ve kilo aldırmayan bir besin olduğunu keşfettik evet. orada. Pirinç tarlaları inanılmaz güzel. Nasıl alabildiğini bir Evet. yeşilliği. Bunu Hatta en bu sona koyalım. kağıtlarda aslında Evet, bu bu kağıtları da özel bu sen özel olarak evet. seçtin. Evet, pirinç Kağıdından. kağıdına yaptım resimlerimi. Onu da ekleyeyim. Böyle görünüyor aslında pirinç kağıdı. Bununla bitirelim Evet, sergimizi. evet, evet. Şimdi bunları sen bunun üzerine yerleştireceksin. Evet. Böyle küçük bir sergi olmuş olacak, değil Evet, mi? evet. Evet. Bu bizim Peki anımız. bir daha gider misin Bali'ye? Giderim. Uzun olmasına, uzak olmasına rağmen ve çok sıcak olmasına Masına rağmen. rağmen çok sıcaktı hakikaten. Evet. Bir şey de eklemek istiyorum ben son olarak. Tabii. Biz sıcaktan çok şikayet ettik ama Baliler de çok şikayet ediyorlardı. Evet. Hiç bu kadar sıcak olmamış dediler. Bu biraz da iklimin hani iklim krizinin yarattığı bir sorun ve ne yazık ki bu turizm de çok etkiliyor, göçü de etkiliyor. Bir şey söylemek ister misin sonuç Yok. olarak? Bilmiyorum bu kadar. Çok güzel. Ellerine sağlık. Rica ederim ama çok güzeldi senden gezmek. Senle de öyle. Gene gezeceğiz. Yine gezeceğiz. Evet. Bizi başka gezilerden sonra da izleyebilirsiniz.